Uzun bir nefes alın beni. Aşılama çalışmaları hastaneler ve sağlık ocaklarından sanayi bölgelerine, kent merkezlerine hatta alışveriş merkezlerine kadar uzandı. Bugünlerde aşı yapan sağlık çalışanları her yerde karşınıza çıkabilir. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yaş sınırının 18'e kadar düştüğünü açıkladı. Randevularsa cuma gününden itibaren alınabilecek. Ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı ise 45 milyonu aştı. Konyalı hemşehrilerimize şunu hatırlatmak isterim. Şu anda semt polikliniklerinde, çeşitli şehir merkezlerinde, AVM'lerde aşı istasyonlarımız kuruldu. Bu aşı istasyonlarına gelerek randevusuz şekilde gelip hemen anında aşılarını yaptırabilirler. Sağlık ocağına gittim, randevu olmadığı için oradan yürüyerek de buraya geldim. Biliyorsunuz AVM'lerde de aşı noktaları oluşturulmuştu. İşte biz de o aşı noktalarından birindeyiz. Dileyen vatandaşlar Kent Plaza AVM'de bulunan bu aşı istasyonuna gelip aşılarını olabilir. Öyle gezmeye gelmiştim. Olaydan haberim oldu. O yüzden aşı olmak istedim. Çok çok iyi oldu. Orada o kadar çok kalabalık olduğu için burada en azından hiç sıra beklemeden direkt aşımı alabildim. Vatandaşlar olumlu yönde karşılıyorlar. Bence güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Randevusuz bir şekilde gelip aşılarını olabiliyorlar. Bundan dolayı da memnun oluyorlar vatandaşlar. Her bir vatandaşın görevidir bu. Aşılanmak hastalığı bitirmek demektir. Biz Fahrettin Koca'ya güvendik. Aşımızı vurulduk. İnşallah bu hastalığı hep beraber yeneceğiz. Öte yandan Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk araştırmacılar tarafından COVID-19 teşhisini 10 saniyede yapabilen bir test geliştirildi. %99 güvenilirlikle sonuç verdiği belirlenen Diagnovir adlı sistem güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı.